Merhaba arkadaşlar, PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021'de çok değişik bir video ile karşınızdayız. Öncelikle bir misafirim var ve ekranı da görüyor şu anda Serdar kardeşim, hoş geldin. Merhaba kardeşim. Hacım, ekranı görüyorsun. Hatta şu anda bir GP'm ne kadar onu bir söyle istersen. 445.939. Helal. Hacım, MyClub mağazasına gireceğiz. Oho. E-futbol puanı diyeceğiz. Oyuncular diyeceğiz. Ve Oğlum bir dakika, 22.950 mi var sende? hacı, ben hiç kullanmadım. Hiçbir şey alışveriş yapmadım da. Şimdi bakıyorum Ha. Serdar. Öncelikle bir tabii puanım ikonlara şu anda yetmiyor ama hani ikonlardan alınacak bir oyuncu var mı? Benim işime yarayacak mı? Kadromu bildiğin için. Öncelikle senden bir yorum alacağım. Yoksa iki tane hormonlu oyuncu geldi. Onların bir tanesini çok istiyorum. Çok seviyorum oynamasını. Takımda olmasını çok isterim. Bu sene bulamadım. Geçen sene vardı. Çok memnundum. Ve eğer ki hani dersen ki Yasin, bu ikonlardan bir tanesi, hani bekle harcama değerlenince onu kullan diyebileceğimiz bir iz varsa ona bakacağız. Ama yoksa o dediğim oyuncuyu alıp biraz böyle kekeler gibi oluyorum ama acı heyecandan anladın sen artık ne demek istediğimi. Evet, inanılmaz heyecanlısın. Bunun Hacı, farkındayım. Rivaldo. Bir kere Rivaldo'nun ben takımda bir faydalı olacağını, iş yapacağını Kadayıf düşünmüyorum. oldu artık. Robson geçiyorum. Nakata geçiyorum. Elbeni Süper yedek zaten zaten. yorum yapmıyorum. Bergkamp. Şimdi bunun üzerinde bir durmak lazım. Genellikle GF oyuncusu Serdar, Rummenigge gibi ama OS'de de iş yapan bir isim. Hani KOP maçlarında çok oynadık, sen de Evet. değerlendirdin. Düşüncen nedir Bergkamp hakkında? Yani şimdi senin taktiğine şöyle uymuyor. Sen koç taktiği oynuyorsun. Ve koç taktiğinde Kanatlı bir oyun, aynen. kanatta oynamaz. SF'de de şimdi Rummenigge varken Rummenigge'yi kesip ya da Ronaldo'yu bilmem neyi kesip de Bergkamp'ı koymak anlamsız olur. Yani sana uymuyor ama 4-3-1-2 gibi bir taktikle oynayan biri için ve eğer ki Bergkamp aşığısa alınabilir ama ben Bergkamp olsam bir takım kursam kendimi almam mesela. Ama Yasin, senin Bergkamp için e-futbol puanı biriktirmene gerek yok diyorsun yani, özet olarak. Bence öyle, evet. Kesinlikle öyle. Pirlo zaten DOS oyuncusu ama benim elimde Serdar Beckham var. Ki zaten alacağım oyuncu bence. Hani Pirlo bir de yavaş oyuncu. Hani çok böyle cezbecek bir oyuncu değil. Duran top ustası bir isim Pirlo. Zaten duran topta da Messi'miz var, Beckham'ımız var. Çok fazla bir ihtiyacımız yok. O yüzden üzerinde çok durmuyorum. Rosicki yine konuşmaya çok gerek duymadığım isimlerden biri. Maldini. Aslında çok Serdar, çok stoperim var ama ikon stoperim hiç yok. Efsane Puyol var, efsane Beckenbauer var, Delight var, Van Dijk var, Varane var. Yani aklıma daha gelemeyen bir sürü defansif oyuncum var. Ama Maldini sanki böyle bir tık hani heyecanlandırır mı yani, iş yapar mı? Ya da Yasin, bu kadar Maldini bol çok iyi bir alternatifli bir oyuncu. stoper içinde hani gerek yok mu diyorsun? Maldini çok iyi bir oyuncu. Ama şimdi şöyle, şimdi tabii sen bunu konsoldan alacaksın. Konsolda önümüzdeki yıl oyun tamamıyla değişecek ve Evet. kadronu kullanamayacaksın. Şimdi biz mobilde olan arkadaşlara şunu tavsiye ediyoruz. Şimdi mobilde Maldini'yi biriktirdin, oyun bitmeye yakın aldın Maldini'yi. Önümüzdeki yıl da aynı şekilde Maldini'yi kullanabiliyorsun. Bu çok büyük Aslında avantaj. Evet. tabii konsolda böyle bir sıkıntı var. Şimdi sen bir ay, 1,5 ay daha örnek veriyorum. Sen çünkü matchday falan oynayıp şey kasmıyorsun, e-futbol parası. Sen şey bir, 1,5 ay sonra alacaksan Maldini'yi. Bu 1,5 ay sonra zaten oyun ne kadar kalacak? Zaten sıkıldın oyundan. Bu Hani benim arada tavsiyem, yani çok özür Maldini çok dilerim. iyi. Çok Evet. özür dilerim, araya girdim. Match day'de futbol puanı alıyor musun oynayınca? Tabii matchday'lerde alıyorsun ama Ben hani ne kadar bilmiyordum. aldığını bilmiyorum ama alınıyor. Anladım. Oradan Eklemek istediğim bir kasıyorlar. şey var mı acı? Maldini ile ilgili. Yarım Yani kaldı çünkü. Maldini çok iyi bir stoper ama sen işte dediğim gibi 1,5 ay sonra aldıktan sonra bu Hiçbir kadar da faydası alternatifli yok. stoperin varsa bence Aynen gerek öyle. yok. Oliver Kahn. Çok fazla kalecim var Serdar. Donnarumma, Alisson, yani kim, Ter Stegenler, onun dışında valla şu an aklıma gelmiyor. Bir sürü kalecim var ama Navaslar, Courtois'lar, bir sürü kalecim var. Oliver Kahn da çok böyle hani bazen saçma goller yediğinde bildiğimiz için KOP maçlarından hani çok fazla gerek duymuyorum. Zaten işlerinde de en düşük hani puanlardan biri onda. Irvine ya da Irvin, nasıl okunuyorsa Irvine ya da sol bekte, ama zaten Robertson var sol bekte, Carlos var, Jordi Alba var, bir şekilde idare ediyorum. Forlan aslında bir tık böyle beni heyecanlandıran bir isim nedense, hani çok fazla ön planda Ne olan bir yaptı da isim değil ama heyecanlandı mesela? hacı, oyun tarzı, sahada görünüşü böyle bir seksi bir adam değil mi?
O senin özelin. Bana hiç seksi gelmedi. O zaman geçiyorum. Nakamura. Frikik kralı. Bana gitmez mi? Ya sana ya 26 bine mesela Nakamura'yı alan adamın ben aklından şüphe ederim ya. Kesinlikle. Bu cümlenden sonra. Ve geldik Paul Scholes. Şimdi Scholes şöyle Scholes ama. Şimdi Scholes oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Şut gücü çok iyi falan ama şimdi Gerrard da oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Beckham da oynayabiliyor. Özellikle Gerrard'ın defansı güçleri de çok iyi. Mesela ben Gerrard'la yan yana koyduğumda Gerrard Scholes'tan çok daha iyi. Diyorsun. Ki ben de Yani. Gerrard'ı beğenmediğimi düşünürsek o zaman çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Ya senin Gerrard'ı beğenmeme gibi lüksün olamaz Ya ya. ben beğenmiyorum kardeşim. Helal Patrick olsun bana böyle Kluivert. davranıştın. Geçen sene test etme imkanım olmuştu. Çok böyle heyecan duyacağım bir isim değildi. O yüzden yine üzerinde çok fazla durmayacağım. Zaten elinde Şunu şu anda... söyleyeceğim. Clivert'ı hangi rakipte oynatıldığını gördün? Çok Denk nadir. geldi mi? Çok nadir. Aynen öyle. Yani ya bir ya iki belki. Bu da zaten her şeyin cevabı. Bu arada bu kadar kısa bir cümleydi. Direkt cevap verip konuyu kapaman da harikaydı gerçekten. Zeki adamın hali başka. Van Basten elimde var. Petit. Konuşmaya gerek duymuyorum. Nedved Serdar. Nedved'i sen kullandığın için burada söyleyeceğim bir iki kelime var. Bu arada Nedved. bu söylediklerin sadece benim için değil, oyuncu almak isteyen kardeşlerimiz için de yorumun değerli. Şimdi yine mobil ve konsol olarak farklı düşünmek lazım. Mobilde kesinlikle Joker oyunculara yönelmek gerekiyor. Nedved hem GF oynayabiliyor hem kanatlarda hem Go oynayabiliyor, OOS falan oynayabiliyor. Joker bir oyuncu. Nedved çok yönlü bir oyuncu ama konsol için bakıldığında 4-4-2 koç taktiğinde hem sağda oynar hem solda oynar. Yeri geldiğinde SF'lerin birini GF yapıp yine oynatabilirsin. Çok güzel bir özelliği var. Ayağının dışını o kadar iyi kullanıyor ki bazen yani ters ayağınla bile çok iyi ortalar açabiliyor. Ayağının dışıyla çok iyi ortalar açabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. Kesinlikle tavsiye ederim. O zaman şimdiye kadarki baktıklarımızda Nedved'i ilk sıraya koyabiliriz. Bir de Koyarım ben. Evet. finalde bir değerlendirme yapıp ona göre bakacağız. Deko konuşmaya gerek duymuyorum. Evet. Casillas zaten Oliver Casillas'a küçük Kahn'ın bir şey yapalım. Bir çentik atalım. Casillas benim konsolda çok beğenmediğim bir kaleci ama benim biliyorsun geçtiğimiz yıldan beri ben mobil oynuyorum. Mobilde geçen yıl sonlarına doğru Casillas'ın efsanesi vardı. Mobilde açıkçası kalecilerin kısa boylu olmasının çok fazla hükmü yok. Yani kötü bir dezavantajı olmuyor. Eğer ki mobilde ikon kadro kuracaksanız mesela Casillas, Oliver Kahn ve Petr Cech üçlüsünden beğendiğiniz birini seçebilirsiniz. Casillas da Petr Cech kadar iyi oynuyor mesela. Ama konsolda bence iş yapmaz, hiç almayın. Kesinlikle çok güzel özetledin Serdar Kafu. Şimdi Buna bir parantez oyunda açmak lazım. sağ bekte benim bir problemim vardı Serdar. Sergio Evet, Roberto ile falan bayağı oynuyordum biliyorsun. Ama uzun sonra süredir. arka arkaya Wan-Bissaka'yı buldum, Arnold'u buldum, Eşref Hakimi'yi buldum. İnanılmaz bir sağ bek yani alternatifleri oldu elimde. Patlaması oldu. Kesinlikle öyle. Hani şu anda devşirmeli oynuyorum yani. Hatta Eşref Hakim bile bu aralar kadroya giremiyor. Arnold Wan-Bissaka şeklinde gidiyorum dayanıklı gitmesin diye. Hani Cafu herhalde şu anda bu kadro içinde gereksiz olur ama düşünenler için söyleyeceğim bir şey var mı? Ben şunu net söyleyeyim. Kafa oyunun en iyi sağ beklerinden biri. Kimse Arnold kadar iyi orta açamaz bek olarak. Onu söyleyeyim ama ben ileride gerçekten performansı da hep yüksek geldiği için ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani senin şu anda kadron için lüks ya da birçok iyi kadro için lüks. Ama mobilde eğer ki full ikon kadro kuruyorsanız ve sağ bekiniz eksikse oyunda alabileceğiniz adam akıllı sağ bek yok. Alınabilir bence. Kesinlikle. Pires için çok fazla konuşmaya gerek Çok yok. söylemeye Iniesta gerek zaten yok. elimde var. Kullanmıyorum bile. Full var elimde. Guti yani yine Bana işte göre çok oyuncu fazla. değil ya. Evet. Totti zaten Van Basten'i Kluivert'a atladığımız noktada Totti biraz son vuruşu bitiriciliği bir isim ama yavaş bir isim Serdar. O yüzden çok fazla keyif alacağımız isim değil. Del Piero elimde var zaten. Kullanmıyorum. Ve geldik acı. Joshua Kimmich. Kimmich. 98 oluyor. Kimmich. Kim? Bir şöyle bir bilgilendireyim. Kimmich'te sağ beke aldığında Arnold kadar iyi orta açamazsın. Evet. Ama defansif özellikleri çok iyi ve dosta da oynayabildiği için Joker oyuncu. Tabii ki de 98 ratingde çok iyi bir Serdar beni rating. İş yapar. cezbeden en büyük özelliği ne biliyor musun? En büyük özelliğine Sıkıntılı yazsın. mevkim benim Wan-Bissaka ile
Arnold'u bulana kadar DOS ve sağ bek olduğu için ve bu adam iki mevkide de Joker oyuncu olduğu için şu an beni bu cezbediyor biliyor musun? Yani Evet. DOS'a koy oynar, göbeğe koy oynar, sağ beke koy oynar, sol beke koy oynar. Oynar bu. Çifte tel bile oynar bu sahada biliyor musun? Denemek lazım. Ya Alaba tarzı. Alaba biraz daha fazla Evet. M2'de O da oynayabiliyor sol bek ama. için aynı şey söylenebilir ama Hı-hı. ya bilmiyorum kimlik bende özel bir yeri var Serdar ya. Biliyorsun bir de yurt dışı turnemizde tanışma fırsatımız oldu kimlikle. Evet. Selam vermedi ama. Ah. Hoşuma gitmedi benim Selam o vermedi ama tavrı. sonra yaşananları da bir gün Twitch'te anlatacağım. Hacı ben kimliği almak istiyorum. Al ben 98 mi oluyor de diyorsun fullü? 98 oluyor evet. Hacı dayanıklılığı çok iyi. Bak bir de fullenecek bu da. Hızı, hızlanması fena değil. Dengesi fena değil. Pas özellikleri zaten iyi olan bir oyuncu. Ya bilmiyorum ben alacağım baba ya. Yani belki beni 10-15 gün İstersen görüyor götürecek bu şeylerde. Hani birikmesi açısından ama inan umurumda değil yani. şöyle yapalım. Ben Kim Mih'in full versiyondaki birkaç gücünden bahsedeyim. Şaka Aklına yapıyorsun. tamamen yatarsa olsun. Tabii canım. Dayanıklılığı 97'ye çıkıyor. İstersen ekranı aç. Of. Kim Mih'in normal güçlerine bir bakalım şimdiki güçlerine. 98 rating, 152 bin DPS fulleniyor. Hızı 87, hızlanması 91, dengesi 92, dayanıklılık 97, defansif özelliklerde de top kazanması 87 oluyor. Çok iyi. Yani tabii ki Bence çok ekstra iyi bir iyi değil ama oyuncu. iyi. İş yapar. Hacı ben dayanamayacağım alacağım. Bu arada pozisyon bastığında toplamda 8 mevkide birden oynayabiliyor bu adam. Aynen öyle. Hacı ben alayım diyorum ya. Al al. Ne diyorsun? Bir kere de alabilecek mi? Ha. Aa. Denen Hayda. denen 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 E ben denen yaptım denen. bunu. Tekrardan telefondan herhalde şey yapman gerekiyor. Hayda. Atilla Mayda. Neyse, artık Bence ben bunu şey yap videodan ya. sonra yapacağım Yani Serdar. Çünkü QR kodla ilgili bir program indirmiştim. Sonra silmiştim onu. Tekrar hı. yükleyip güncellemem gerekiyor anladığım kadarıyla. Ama Bu da kimliği alacağım. Bir ilk maç ya herhalde da diyeceğim bir daha 9-10 frikik gün falan şey var. yaparız. Bir kimliğiyle bir frikik challenge gelebilir senin de beğendiğin bir bek ismiyle ya da bir DOS oyuncusuyla. Geri Hı. gelelim. Bu beklediğim bir şey değil. Aslında yaptım bunu. Bir ay falan oldu ama belki demek ki güncelleme gelmiş. Çok fazla bilgim Hı yok. hı. Zaten yapmamış olsam puanlar birikmemiş olmazdı. Vesaire vesaire diyelim. Hacım teşekkür ediyorum. Güzel bir yorumlama Ne oldu. demek? Ben zaten videonun sonunda direkt işlemi halledip kimliği kadroya katmış olacağım. Hatta bir Michael Up maçı da gelebilir. Güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.